Herkese merhaba arkadaşlar. Aslında akşamları kayıt almak pek huyum değildir. Ancak bu sefer böyle yapayım dedim. Hafta sonunu bekleyemedim kayıt almak için. Çünkü çok güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizleri. Mazhar Alanson'un 2002 yılında bizlerle buluşturduğu o çok güzel şarkı Ah Bu Ben adlı parçanın size %100 biter dersini göstereceğim. Şarkının başında bir melodi var. Birkaç atak var parçada. Bu şarkıda size herhalde gösterirken en zorlanacağım şey ritmi olacak sanıyorum. Çünkü çok Alaturka giden bir şarkı. Alaturka derken Alaturka ritim anlamında değil. Çok nasıl diyeyim sallanan bir parça diyeyim sizlere. Çünkü dikkatli dinlerseniz arkadaki akustik gitar çok kafasına göre çalıyor. O yüzden en çok bunda zorlanacağım ama birkaç tüyo göstereceğim sizlere. Bu şarkının tüm akorlarında akormatik.com'un editörü Eylem Uğurel abim çıkardı. Oradan hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu şarkının performans videosunda ben yine yıllar önce kanalımda sizlere çalmıştım. Onu da yukarı karta koyuyorum arkadaşlar. Oradan da izlemek isteyenler varsa izleyebilirler. Dersimize başlamadan önce eğer bu video sizlere yararlı olursa videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız ilk videolardan sizler haberdar olursunuz arkadaşlar diyerek hemen akorlarımız neler onlardan başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu şarkıdaki birinci akorumuz Do akorumuz, ikinci akorumuz La minör akorumuz, Am dediğimiz akor, üçüncü akorumuz Mi minör, Em akorumuz, dördüncü akorumuz Re akorumuz, kaç oldu? Dördüncü akorumuz, beşinci akorumuz arkadaşlar Sol, ama bunu genelde şu şekilde de basabilirsiniz çünkü şöyle bir atak yapacağız. Bir diğer akorumuz da Si akorumuz arkadaşlar. Ama bunu isteyenler, biraz daha böyle güzel bir tat katmak isteyen şey arkadaşlar Si yedili de basabilirler şu şekilde. Bu şöyle de basılır. Yani bu benim Si akorum. Yani siz şöyle basıyorsunuz genelde. Yüzük parmağınızı kaldırırsanız B 7 akorunu elde edebilirsiniz. Ama şu şekilde basım pozisyonu var. Şimdi bu şarkıyı güzel yapan aslında başında giren melodi. Şimdi normal bir çalayım arkadaşlar. Şimdi burayı ilk şarkının orijinalinde gitar yapıyor. Şarkının ortasında ise piyano yapıyor. Şimdi burada nasıl bir gidişat var? Burada Do, La minör ve Mi minör akorlarını kullanıyoruz arkadaşlar. Nasıl yaptım? Do, Do basarak bir kere aşağı vurdum. Serçe parmağınızı üçüncü tel, ikinci tel, üçüncü perdeye koyarak arkadaşlar. Bu pozisyonda iki kere yukarıdan aşağıdan yukarı çektiniz ve son kez Do pozisyonunda, natürel Do pozisyonunda yine aşağı vurdunuz. Bir daha yapıyorum. La minöre bir kere vuruş yapsanız yeterli arkadaşlar. Baştan yapıyorum. Bir daha yapıyorum. Devam ediyorum. Ne yaptım burada? İkinci tel birinci perde. Sıfır. İkinci tel, üçüncü tel, ikinci perde. İki sıfır. Bu. Bir daha yapıyorum baştan. Mi minörde aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı yaparak birinci kısmını bitiriyoruz. Bir daha yapıyorum. Aynı. Buraya kadar yine aynı arkadaşlar. Burada 3 2 0 3 0 3 2 0 3 0. Bunu yapmak isteyenler yapabilir.
Baştan tekrar yapıyorum. Buradan sonra sözler giriyor arkadaşlar. Sözler kısımları kolay. Buradaki ritminizi şimdi çalacağım size nasıl çalındığını, ama her seferinde farklı ritim kullanacağım. Şimdi zor olsa da galiba dönüyorum sana. Gel dersen hemen, çağırmazsan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde. Ya arkadaşlar, dediğim gibi tamamıyla kafanıza göre. Zor olsa da galiba dönüyorum sana. Bu ritimde aşağıdan yukarı çekmek çok var arkadaşlar. Onu trik olarak, yani bir püf nokta olarak söyleyeyim sizlere. Zor olsa da galiba dönüyorum sana. Gel dersen hemen, çağırmazsan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde. Böyle süslemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok müsait bir parça. Yani serçe parmağınızı birinci tel üçüncü perdeye koyarak böyle sesler alabilirsiniz. Devam ediyorum. Yerle gök arasında bir yerde. Sen beni tanımazsın, severim de söylemem. Sen beni uzak sanırsın, bilirim söz dinlemem. Burada da arkadaşlar hiçbir şekilde size bir ritim tavsiye edemem. Çünkü tamamıyla kafamıza göre. Size sadece verebileceğim tek püf nokta, her bastığınız akoru bir kere aşağı kesinlikle vuruyorsunuz. Ve duruyorsunuz arkadaşlar. Bir es veriyorsunuz. Nakarat. Evet, nakaratta olay var. Bunu gitar kanallarında yapan bazı arkadaşlarım bunu göstermemişler. Aslında bunu yapmamın sebebi aslında başındaki o melodi ve de nakarattaki bu gidişat. Şimdi nakaratta ah bu ben kendimi nerelere koysam, saklansam bir yerlerde gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi nerelere koysam, çekilsem sahillere, hayaller mi kursam. Şimdi burada arkadaşlar nerelere koysam ve de nerelerde bulsam kısmında sol alıyorsunuz. Sonradan bu bas sesimiz sol arkadaşlar, fa diyez. Arkada benim duyduğum bas gitarın fa diyez bastığıdır. Bir daha yapıyorum. Ah bu ben kendimi nerelere koysam, saklansam bir yerlerde gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi nerelere koşsam, çekilsem sahillere, hayaller mi kursam. İstemeyen arkadaşlar da olabilir. O yüzden burada şu yerine re basabilirler. Bir de öyle çalayım. Ah bu ben kendimi nerelere koşsam, saklansam bir yerlerde gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi nerelere koşsam,
yine öyle çaldım. Dahillere hayaller bir kursam. Yani orada arkadaşlar ya bu şekilde ya da re basabilirsiniz. Buradan sonra da önemli olan yer arkadaşlar sözsüz giden bir kısım var. Orayı da şöyle göstereyim. Çekilsem sahillere hayaller mi kursam? Nerelere koşsam? Gizlice ağlasam? Nerelerde bulsam? Burada da böyle bir şey var aslında yine. 3, 0, 2, 3. Riffimiz devam ediyor. Aslında öyle değil. 3, 0, 2, do. Gibisinden arkadaşlar. Dediğim gibi aslında ritim konusunda şu an kafanızda pek bir şey oturmamış gibi olabilir. Ama dediğim gibi ritim tamamıyla arkadaşlar ritim bulmak videomu da izlemişseniz onu da arkadaşlar yukarı koydum, oradan da izleyebilirsiniz. Yani o neden mix dediğimi anlayacaksınız bu şarkıyı dinleyip gitarı elinize aldığınızda. Durum bundan ibaret. Umarım yararlı olmuştur. Eğer yararlı olmuşsa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese kolay gelsin diyorum. Müzikli günler. Hoşçakalın.